Herkese selamlar dostlar. 26 Ağustos 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Cumartesi için herkese bol şans. Rolling 2 bu videoda olacaktır dostlar. Rolling 1'imi zaten kazanmıştı. İsterseniz direkt başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Bu maç skoru yarışmamızda Brighton-West Ham mücadelesi. Sizce maç skoru ne olur? Benim skor beklentim 1 veya 3-1'lik bir Brighton galibiyeti. Sizce ne olur? Bilen arkadaşlarımızdan bir kişiyi katıl Telegram gruplarımıza alalım. Adana Demir maç skorunu kazanan arkadaşımız da Raufizm isimli arkadaşımız. Instagram'dan benimle iletişime geçebilir. Instagram adresimiz kangalbey olaraktan. Her türlü soru, görüş, öneri buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Geçtim diğerine. Rolling 1'imiz başarılı olmuştu. Braga maçına maç sonu 1 vermiştik ve 250 TL ile başlamıştık. O başarılı olunca kasamız 375 TL oldu. Rolling 2'ye de 375 TL basaraktan da devam edeceğiz diyerekten de geçeyim. Dünün ana kombinesi tekrardan başarılı oldu. Dünün ana kombinesi neydi? Twente Fenerbahçe maçına Fenerbahçe'nin galibiyeti. Adana Demir maçına da var olarak önerdiğim bir kombineydi. Dünün ana kombinesi olarak önerdiğim kombineydi. Başarılı oldu. Tebrikler. Günün alternatif kombinesine baktığımız zaman da Lask'ın ben galibiyetini bekliyordum. Maç sonu 1'i zaten geldi. Slavia Prag ilk yarıdan 2 tane iptal olan golü, kaçan 2 tane net pozisyonu, bir tane de çizgiden çıkan topu var. O şekilde o da başarısız oldu. Yüksek misliğe baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin kazanırına ben güveniyordum. Hatta yazdım ki açıklamaya, ya bu Şopar Twente kim diyerekten de gireyim dedim. Maçta 5-1 bitti zaten. Kırmızılar falan da çıktı. Tabii ki çok büyük etken. Fakat Fenerbahçe'nin kazananı ben yine de güveniyordum. 2500 misli önerdim. Yüksek mislinin amacı zaten burada. Oynanan bahislere miktar önererekten de bir kasa yönetimi yapmaktır. Kazanç. Dün çok güzel bir kazanç vardı. Şöyle temsilcilerimiz 3 maçı vardı. Hepsine KG var olarak önerdik. Bizde onlar da zaten geldi. Çağrı'nın önerdiği bir bahisti bu. Dün yüksek oranlarda maç sonu 1 KG varlar, maç sonu 1 2.5 üstler çok güzel bir kazanç oldu. YouTube videosunda da zaten izleyenler, mesaj atanlar var. Değerlendiren herkese tebrikler, bereketli olsun diyelim ve devam edelim. Bunu da geçmiş olalım. Herkes açık Telegram grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Orada da cumartesi günü mutlaka paylaşımlar olacaktır. Oraya da mutlaka katılmayı unutmayın dostlar. Canlı maçlardan da zaten kendi VIP grubumuzda da katıl Telegram gruplarımızda da devam ettik. Dün Fenerbahçe maçına bakalım. Şöyle ilk yarı 0.5 üst. İlk yarı en çok korneri Fenerbahçe kullanır. 1.53, 1.58 gibi oranlardan aldık. Gece NBA'si yapıldı. Onlar da içeri geldi. Bu şekilde canlı maçlarda hafta sonunda devam edeceğiz. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Ve sizlerden ricam dostlar, videoyu açsan artı 300 seviyesindeki like'lardır. Yani sizlerden ricam, hem cumartesi videosu hem de rolling serisi yapıyoruz. Bu videoya güzel seviyede beğenilerini göndermenizdir. Beğenileri gönderin dostlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Aynı şekilde yorum ve görüşleriniz de varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Ama bizler için beğeniler yani motivasyon kaynağı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden herkese bol şanslar. Elin emeğine sağlık. Herkese başlayalım. Bochum'la Dortmund mücadelesi. Her iki takımı da geçen hafta izleyen biri olaraktan söylüyorum. Bochum'un mücadelesinde Bochum çok kötüydü. Defans hataları çok fazlaydı. Stuttgart çok iyi geldi. Yani o maç 5-0 bitmişti. Atılayanlar vardır, izleyenler de vardır mutlaka. Zaten geçen hafta oynanan mücadeleydi. Stuttgart'ta çok gelmedi aslında. Ama geldiği gibi kadro kalitesini de yükselttiği için Bochum yani çaresiz kaldı. Dortmund'da oynayacaklar. Dortmund'da Köln karşısında zorlandı açıkçası. O mücadelede maç sonu 1 vererekten de canlıdan değerlendirmiştik biz güzel orandan. Fakat zorlandığını söyleyelim. İlk yarısı da 0-0 bitmişti. Ama ben Bochum'a karşı çok zorlanacağını düşünmüyorum. İlk yarıdan bir Dortmund golü önerirsem sizlere. Dostlar ideal oranı 1.27 gibi oranı var. Avrupa'da bu 1.40 bandında. İlk yarıdan Dortmund bir tane atar. Yüksek orandan da ne yapabilirim diye baktığım zaman da ilk yarıdan 2 gol çıkma ihtimali de var. Yani isteyenler de 1.76 gibi orandan da sisteme veya düşük mistik puanlarını ilk yarı 1.5 üst olarak değerlendirebilir. İlk yarı skoru bence 2-0 ayarında bir Dortmund galibiyeti çıkabilir. Manchester United'la Nottingham Forest mücadelesi. Manchester United'ın geçen maçını izleyenler varsa saçını başını yolmuştur. Onu söyleyeyim net bir şekilde. Tottenham'a karşı öyle pozisyonlar kaçırdı ki arkadaşlar. Yani bu kadar pozisyon kaçar mı? Bruno Fernandes'in bir tane kafa vuruşu var mesela. Bomboş bak. Tam penaltı noktasından biraz daha ile altı pasın oraya öyle bir güzel top geldi ki. Öyle bir kötü kafa vuruşu yaptı ki anlatamam ben sizlere. Yani United bu maçta kazanma ihtimali çok fazla olduğunu düşünüyorum ben. Hele o Tottenham maçında o kadar pozisyona girip atamadıktan sonra burada mutlaka bence pozisyona girip atacaktır. Benim beklentim burada United'ın ilk yarıdan bir gol atmasıdır. Onun oranına baktığımız zaman da 1.29 gibi yine bunun da oranı var. İdeal seviyeden alınabilecek bir mücadele bu. Manchester United ilk yarıdan gol atar diyorum. Onun yanında oranı biraz daha yükseltmek adına, tekrardan böyle ideal seviyeye çıkartmak adına 1.52'den de Manchester United'ın ilk yarıyı kazanma ihtimali zaten var. İlk yarıdan zaten gol beklediğimi söyledim. İlk yarıyı da önde kapatma ihtimali var.
Arsenal'la Fulham karşılaşmasıyla devam edelim. Mücadelede şöyle bir beklenti var. Fulham tarafında zaten Mitrovic'in gitmesiyle birlikte eksikler vardı. Yani büyük eksik hücum hattında. Son maçta da kırmızı kart gördü. O maçta da mağlup oldu zaten. Rim sanırım kırmızı kart gördü. Stopper ismi. Yani Fulham tarafında eksik var. Arsenal bu maçı kazanır bence. Fakat Arsenal bu maçı nasıl kazanır? Benim için önemli olan bu, oran attırmak adına. Ben mücadeleyi Arsenal'ın burada 2-1 veya yani 2-0, 2-1. O ayarda kazanmasını bekliyorum. 4.5 altında bir yaparsanız dostlar 1.47 gibi de oranı var. Mücadele 5 gol sesini gel. Hadi 3-1 bitsin en fazla. Fakat 5. gol gelmesin. 4.5 altında bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. O yönden bir değerlendirmem var. Hatta şöyle bir bakayım tekrardan. Ya Arsenal tarafında şöyle bir eksiklikler vardı. Timber sanırım bu maçta olmayacak. Jesus olmayacak. Bir de geçen maç Tomiyasu kırmızı kart gördü ya. O da bu maçta olmayacak. 4.5 altında bir idealdir. Celtic ile John Stone mücadelesi. Celtic son mücadelesinden mağlup oldu. Ama oynamış olduğu mücadele Lig Kupası mücadelesiydi. Ve şöyle söyleyeyim. Maçı yani canlısını denk geldi, takip ediyordum. Normalde alt ligleri çok fazla izlemiyorum, İskoçya'yı falan, ama Celtic ayrı oluyor. Oynamadı. Yani resmen oynamadı takım. Oynamak istemedi. Celtic sahada yoktu yani, öyle söyleyeyim. Burada John Stone'la oynayacaklar. Bence burada diğer seçeneğine baktığımız zaman da zaten hiçbir şekilde oran bulamazsın. Ev sahibi her iki yarıyla kazanırın. Oranı 1.44 gibi oran var. Celtic bence bu zayıf rakibine karşı son maçında mağlup olmuşken ve ideal bir kadro varken sahada burada her iki yarıyı kazanarak da galip gelecektir diye düşünüyorum. Kasımpaşa ile Pendik karşılaşmasına baktığımız zaman da Pendik'in son oynamış olduğu oyun ve almış olduğu puan altın değerinde bir puan aldı Beşiktaş'tan. Ve Beşiktaş'ın sahasında aldı bunu. İnönü'de aldı. Pendik bu maçta ben çok fazla bir üretkenlik yapabileceğini sanmıyorum. Kasımpaşa kendi evinde farklı bir baskıyla oynuyor. Kasımpaşa da son maçında berabere kaldı. O maçta da Hatay'la ilk yarıda bir Kasımpaşa'nın oyununu gördük. İkinci yarıda Kasımpaşa oyunda çok fazla yoktu. Kasımpaşa şimdi kendi evinde zaten 70 dakika burada Kasımpaşa oynayacaktır mutlaka. 20 dakikada Pendik oynasın. Ben burada doğrudan Kasımpaşa'nın galibiyetini 1.56 gibi orandan önerebilirim sizlere. Biraz daha oran yükseltmek isteyenler 1.5 üstüne 1 yaparsa oranı 1.78'e kadar çıkartabilir. Benim skor beklentim burada 2-1. Neden olmasın? 2-1 ayarında bir mücadele geçebilir diye düşünüyorum. 3-1'i de yok değil. Brighton'la West Ham mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ve benim warning mücadelem bu karşılaşmada dostlar. Ben Brighton'ı içeride dışarıda izliyorum. Geçen hafta da Wolves maçında dedim ki yani o kadar çok atamaz. Yerde düşündüm. Ben var olarak önermiştim. 4-1 bitti. Biz zaten kazandık. Ama adamlar öyle böyle top oynamıyor. West Ham'la oynayacaklar. West Ham'la son Chelsea maçını izledim. O maçı da Madison 2 beklediğim bir mücadeleydi. Chelsea iyi oynadı. Ama goller harici maçın geneline baktığımız zaman da hak eden taraf daha çok Chelsea olduğunu söyleyebilirim. Kaçan penaltısı falan da vardı. West Ham kazanmasını bildi ama. Bu sefer deplasmanda Brighton'la oynayacaklar ve Brighton'ın ben burada West Ham yani biraz direnecektir. Kapalı da tutacaktır. O bloklar arasında falan çok fazla pozisyon vermeyecektir. Fakat Brighton'ın ilerideki bağlantıları çok üst düzey olduğunu düşünüyorum ben. Bu üst düzey bağlantılarla ben burada Brighton'ın atacağı 2 gole dostlar. 1.31 oranı vardı. 1.30'a kadar düşmüş. Ben Brighton'ın atacağı 2 gole burada rolling olarak bekliyorum. Skor beklentimde 2-1, 3-1 ayarında bir Brighton galibiyeti olduğunu da söyleyeyim. Hatta 2.5 üstünde 1 de demişim ben Brighton'a. Yazın onu da bir kenara. Gladbach'la Leverkusen mücadelesi. Ya zaten baktığımız zaman ilk mücadele direkt var olarak verilebilecek bir mücadele. Oranı 1.30 bandına dostlar. Gladbach'ın son maçı 4-4 bitmiş. Leverkusen'in hızlı oyunu belli. O da 3-2 bitmiş. Yani var buradan başka ne vereyim? KG yok mu vereyim? O yüzden bu mücadeleyi alacaksanız idealden bir var alın. Fakat biraz daha yüksek orana gitmek gerekirse burada kadrosu biraz daha kaliteli. Özellikle bakın Frimpong'un kanadından çok geliyor be abi bu Leverkusen ve muazzam keyif veren bir takım Bundesliga'da. Çok da keyif veriyor. Özellikle sol tarafa da Grimaldo'nun oyunu olması. İleride de yine yeni isimler. Virsin zaten ilerideki bağlantıları. Yani deplasman burada 2 tane atamaz mı? Oranı 1.44 onun da. Ekstradan bir idealdir. Yani KG var. 2.5 üstler. Bu maçta her türlü çalışır zaten. Var beklenti Leverkusen'in 2 golü de neden olmasın. Sevilla ile Girona karşılaşması. Bu maçı da izledim. Özellikle Girona'nın geçen hafta oynamış olduğu 3-0'lık bir mücadele var.
O maçta şöyle oynadı. Geldiği ataklarda gerçekten organizeydi. Ve sanırım mücadele genelinde 7 tane şutu var zaten. 6 tanesi isabetli, 3 tane attılar. Öyle söyleyeyim ben size. Geldiği ataklarda organizeydi. Ve Sevilla'ya baktığımız zaman da durumu da pek iç açıcı değil. Hücumda ekmek var ama savunması kötü. Özellikle son mücadelesinde Alaves'e karşı 4-3 gibi bir skorla mağlup oldular. Ben bu mücadeleden var olarak beklediğim bir karşılaşma. İlk yarıdan bir gol gelir bence. Onun oranına da baktım. Hatta bunların İspanya'da yüksek oluyor. KG var bir gelir diye düşünüyorum. 1.54 gibi oranı var. Mücadelede her iki takımın atacağı gol. İndeks beklentisi de 2-2 olduğunu belirteyim. Bu şekilde 8 adet mücadelem vardı. Hızlı bir anlatım. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Rolling'imiz ekrana gelsin. Dostlar, rolling'imiz ekranda görüldüğü gibi 375 TL'lik oynuyoruz. 250 ile başladık. 375 oldu. Şimdi 1.31 gibi orandan Brighton'ın atacağı 2 gole ben rolling yapmak istiyorum. Oynayan ve Brighton var. Bence rolling için uygun bir mücadele. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.